Antik kalıntıları bulmak için lidar teknolojisi dünyamızda yer alan ve henüz keşfedilmemiş birçok antik eser, kalıntı ve kayıp şehirlerin haritalandırma ve bulunmasında kullanılan harika bir teknolojidir. Mayaların bazı şehirleri bu teknolojiyle girilmesi zor arazi ve balta girmemiş ormanlarda nokta atışı yer bulunmasına öncülük etmiştir. Arkeolojik kazılar ve kalıntılar için bazı GPS sistemleri için kullanılan bu teknolojiyi ele alacağız. Lidar nedir? Nasıl çalışır? 3 boyutlu lazer tarama tekniği ile çalışan lidar, 1960'lı yıllarda havadan denizaltıların tespiti için geliştirilmiş olup 1970'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise hem havadan hem de karadan olmak üzere lidar tekniğini kullanan sensörlerin kullanım alanı ve çeşitlerinin artış meydana gelmiştir. Lidar teknolojisi günümüzde mimarlık, arkeoloji, şehir planlaması, petrol ve doğalgaz aramaları, haritalandırma, orman ve su ara araştırmaları alanlarında kullanılmaktadır. Havadan tarama yapan lidar sistemleri lidar sensörü, IMU ve dahili bilgisayardan oluşurken karadan tarama yapan sistemlerde IMU bulunmaz. Bunların yanında GPS ve INS gibi birçok teknolojide yardımcı olarak kullanılır. Her iki lidar test sistemlerinde lazer kaynağından çıkan ışınlar sürekli olmayıp periyodik olarak yansıtıcıya çarpıp tarama yapılacak olan alana yönlendirilir. Böylece hava aracından veya karada tripod üzerinden tarama yapılacak alanın saniyede 20.000 ile 150.000 noktasının taraması gerçekleştirilir. Karada ise yine GPS coğrafi koordinatlar belirlenirken sistem hali hazırda tripod üzerinde olduğundan dikey eksene göre konumu sabittir ve dahili bilgisayar yardımıyla 360 derece dönerek tarama yaparak ölçüm yapar. Alınan bu bilgiler dahili bilgisayarlarda birleştirilerek haritalandırma gerçekleştirilir. Lidar sistemlerinde genellikle iki tür algılama metodu kullanılır. Doğrudan enerji algılama ve faz uyumlu algılama metotlarıdır. Faz uyumlu algılama metodu faz ve dropler etkisinin ölçümünde oldukça kullanışlı olup daha düşük enerjili ışınlar kullanan karmaşık bir yapıya sahiptir. ABD Savunma Bakanlığı İleri Savunma Araştırmaları Projeler Dairesi DARPA yakın geleceğin küresel konumlandırma GPS teknolojilerini geliştiriyor. Bu bağlamda radyo dalgaları yerine lazer ışınlarıyla çalışan lidar sistemi hızla klasik radarının yerini alıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde atom saatlerini kuantum dolaşıklığı ile birbirine bağlayan bilim adamları 5 milyar yılda bir saniye bile geri akalmayan süper hassas saatler geliştiriyor. Ve önümüzdeki senelerde bu saatler GPS'in hizmetine sunulacak. GPS'ten bana ne derseniz sosyal medyayı düşün. Elinizde bütün forceqr, Instagram veya Swarm çekinlerini dünyamızdaki konumumuzu metre hassaslığıyla belirleyen GPS uyduları sayesinde yapıyorsunuz. Lazer radarı, LIDAR, LIDAR teknolojisinde bilgisayarlar uzaktaki gemilerin, e, uçakların ve taşıtların mesafesini radyo dalgalarıyla değil, lazer ışınlarıyla ölçüyor. Hedefe radyo dalgaları yerine mikrosaniye aralıklı kısa atımlı lazer ışınları gönderen lidar, lazerin hedeften ne sürede geri sektiğine bakarak taranan cismin konumunu, hızını ve yönünü belirliyor. Işıkla tespit ve mesafe bulma kelimelerinin İngilizce kısaltması olan lidar sistemi, uzun mesafeleri tarayan ancak radyo dalgalarını dağıtarak sinyali bulandıran radardan çok daha hassas bir teknoloji. Nitekim NASA ay dünya mesafesini de Apollo 11 astronotlarının aya yerleştirdiği küçük bir aynaya benzer aynaya yerden lazer ışını yansıtarak ölçmüştü. Ultra hızlı lazer bilim ve mühendislik programı PULS. Mikro atımlı lazerden yararlanan bu teknoloji evimizdeki sıradan termometre, termometreler ile akıllı telefonların kuantum duyarlılığında ısı ve hareket ölçümü yapmasını sağlayacak Kinect benzeri sistemler dahil. DARPA'nın geliştirdiği nanoteknoloji, Metrenin milyarda biri ve mikroteknoloji ürünleri Metrenin binde biri boyundaki elektromekanik devreler, hastanelerde bulunan oda boyundaki MR cihazlarının yerini alacak ve bu sayede FMR FMR cihazlarının boyu tablet boyuna inecek. Böylece insanlar kendi cep telefonuyla kendi check up'ını yapacak. Sonuçları hastaneye bildirecek ve kimse özel hastanede milyarlarca liralık check-up öde, parasını ödemek zorunda kalmayacak. Bu sistem cephede yaralanan askerlerin ve ıssız yolda kaza geçiren vatandaşlarının hayatını kurtaracak. Artık en kritik tip bir müdahaleler bile hastaneye gitmeden ambulansta yapılabilecek. Hatta sürücüler bunun için bagajdaki ilk yardım çantasını kullanabilecekler.